saz sanatçılarımız ve koromuz yerlerini aldığına göre şimdi şefimiz Doktor Teoman Önaldı'yı sahneye davet ediyoruz. Çayırlı'yı ve değerli hocamız Avni Anıl'ı tekrar sahneye davet ediyoruz. Sayın Bakanımız, Sayın Milletvekillerimiz, çok değerli konuklarımız, değerli hocamız Sayın Avni Anıl'ın 55. sanat yılında birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Özellikle Sayın Kültür Bakanımızın bu mutlu gecemize şeref vermeleri bütün koromuz sanatçıları için çok önemli bir gün olarak tarihimize geçecektir. Kendilerine teşekkür ve şükranlarımızı sunuyoruz efendim. Sayın Bakanımızın Kültür Bakanlığı'na bağlı tüm sanat kuruluşlarına aynı mesafeden sıcak bir kucaklama ile bizlerle bütünleşmeleri, devlet korolarının, devlet senfoni orkestralarının, devlet tiyatrolarının, devlet opera ve bale sanatçılarının daha güzel sanat eserleri üretmelerine vesile olmaktadır. Bu yüzden de kendilerine şükranlarımızı ifade etmek istiyoruz. Bestelerini biraz önce seslendirdiğimiz değerli hocamıza plaket sunmak üzere ve konuşmalarını lütfetmek üzere Sayın Kültür Bakanımızı davet ediyorum efendim. Değerli milletvekillerimiz, çok değerli sanatsever İzmirliler, değerli sanatçılar, bu akşam hepimiz bu güzel müzikle gerçekten çok güzel bir akşamı birlikte yaşadık. Benim İzmir'e gelişim tamamen bu güzel olayla ilgili. Değerli sanatçımız Avni Anıl'ın 55. sanat yılını hep birlikte coşkuyla kutlamak ve değerli sanatçımız İnci Çayırlı'yı bu güzel eserleri seslendirirken dinlemek, saz sanatçılarımızı ve koromuzun değerli sanatçılarını dinlemek sanat adına hepimizi mutlu etmiştir. Değerli Avni Anıl'ın bu eserleri bestelerken ne kadar engin, ne kadar temiz ve ne kadar coşkulu bir ruh dünyasının olduğu bu eserlerin kendi içinde mevcuttur. Ve sevgili Avni Anıl, değerli sanatçımız İnci Şayır'ın dediği gibi artık bir Türk klasiğidir. Ve insanlığın en güzel duygusu, sevgi ve aşkı duyan herkes, bütün nesiller Avni Anıl'ı zevkle dinleyecektir ve onu
her zaman soyadında olduğu gibi anarak yaşatacaktır. Kendisine nice mutlu sanat yılları diliyorum ve hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Benimle burada karşılaştıklarını ifade ettiler. Aslında biz telefonla birkaç kez konuştuk. Ve bakan olduktan sonra ilk telefonlarımdan bir tanesini ben Sayın Çayırlı'ya yaptım. Ve tekrar Bursa'daki koromuzun şefliğini kabul etmelerini kendilerinden rica ettim. Beni kırmadılar. Bazı eksikliklerimiz var. Onları çözümleyeceğiz. Ve size sadece bu sanatı icra etmeyle değil, bunu aynı zamanda gençlere tanıtma ve onlarla yaşatma için elimizden katkı göstereceğiz. Vali yardımcımızı davet ediyorum efendim. Sunucumuz, sevgili sunucumuz bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan İdil Öztamer hanımefendiyi de davet ediyorum. Teşekkür ederiz. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Burhan Özfatura beyefendiye davet ediyoruz. Efendim ben Sayın Bakanıma ve tüm sanatseverlere saygılar sunuyorum. Temin değerli konuşmacılarını belirttiği gibi bir Batı müziğinde nasıl Viyana klasikleri varsa Türk sanat müziğinde de İzmir klasikleri var. Rahmetli Sade Hoşses, Rüştü Şarda, işte Avni abimiz Yusuf Dalkeser ve sadece şu salonda bulunan çok değerli sanatçılarımız hakikaten Türk sanat müziğine İzmir'in damgasını vurdular. Ben onun için Avni abimize Saat Kulesi nasıl bizim sembolümüzse Avni Anıl'la bir diğer sembolümüz, o açıdan bunu takdim etmekten ve bu şehre belediye başkanı olmaktan böyle değerli insanlara hizmet etmekten gurur duyuyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. İmbat'ın ve denizdeki dalgaların, İzmir'deki dalgaların güftelerle, bestelerle kucaklaştığı Karşıyaka'dan bir anıyı takdim etmek istiyorum. Şahsım ve Karşıyaka Belediye Başkanı Sayın Kemal Baysak adına Sayın Anıl'ın kabulleri
ihtiyacıyla ve inşallah böyle güzel bir merasimi İsmet yazarların, Avni Anıl'ların, bundan önce olduğu gibi bütün sanatçılarımızın isimlerini abideleştirdiğimiz güzel Karşıyaka'mızda bir caddede yapma temennisiyle bu kararı Karşıyaka Belediye Meclisi almıştır. Ben Karşıyakalı'nın saygılarını, sağlık dileklerini Allah'tan kendisine çok uzun ömürler vermesini diliyorum ve bu geceyi kutluyorum, tebrik ediyorum efendim. Şefimiz Teoman Önal Beyefendi'ye de bu güzellikleri bize yaşattığı için ayrıca teşekkür ediyorum.